günler, mutlu sabahlar, hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Yepyeni bir günün başlangıcında Sine 5 ekranları uzman gözüyle programıyla bir kez daha karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz efendim. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 10 Haziran 2011 Cuma'yı gösteriyor tarihler. Dolayısıyla saatlerimizde 9:20 geçiyor, yani uzman gözüyle başlıyor. Evet sevgili seyirciler, herbalist İbrahim Gökçek stüdyomuzda canlı yayın konuğumuz. Tam bir saat boyunca dolu dolu İbrahim Bey'le hiç vakit sıkıntısı çekmeden inşallah. Konuşacağız, çeşitli hastalıklar üzerine konuşacağız. Ve biliyorsunuz İbrahim Bey denildiği zaman akla hemen bitkiler geliyor. Hangi hastalıklar, hangi bitkiler, bunun istişaresini yapacağız kendisiyle. Siz de bize ulaşabiliyorsunuz 331-32-17, 331-32-18, 331-32-19 ve 0212 alan kodunu tabii ki başında tuşlamayı unutmuyorsunuz. Ya da uzmangozu.sinebeş.com.tr'ye de soru gönderebilirsiniz program süresince. Ve İbrahim Beyciğim, hem hayırlı cumalar olsun hem de hoş geldiniz diyelim. Sağ olun, teşekkür. Nasılsınız? Hamdolsun, sizi sormadım. Biz de iyiyiz, sağ olun. Çok keyiflisiniz, yine enerjiniz çok güzel. İbrahim Bey çok tatlı sevgili seyirciler. Hemen çok kısa sizinle paylaşayım. Ondan sonra hemen yayınımıza geçeyim. Ben biliyorsunuz söylerim. Şimdi İbrahim Bey içeri giriyor, binadan içeri. İbrahim Bey'i görüyorum her zamanki benim böyle sempatikliğimle, içtenliğimle. Hoş geldiniz İbrahim Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İbrahim Gökçek de sevgili seyirciler şu şekilde, tek bir kelime, hürmetler. Çok şekersiniz, eksik olmayın İbrahim Beyciğim. Tekrar hoş geldiniz. Hemen konumuza başlayalım. Konu başlıklarımız gerçekten birçoğumuzu yakına ilgilendiren hastalıklar, işte alerjisinden, deri hastalıklarından, mide rahatsızlıkları, ülseridir, gastritidir, reflüsüdür vesaire, hepsini konuşacağız. Evet. Ama önce alerjiden başlayalım. Evet. Çünkü şu dönemlerde özellikle dışarı çıkamayan birçok insan var. Neden? Polenlerden dolayı. Eve hapsolan, kapanan. Nedir, ne değildir, neleri kullansınlar ki bu alerji gibi ciddi problemden kurtulsunlar? Evet, alerji tetikleyen en önemli sebeplerden biri de bitkilerin çiçeklerindeki tozlar, yani polenler. Polenler uçuştuğunda insanların nefes yolları, nefes aldıklarında sinüslerinde, yani mukozasında proteinler alerjik reaksiyonları tetikler. Neden? Bazı insanlarda bunu tetikliyor da bazı insanlarda hiçbir rahatsızlığa sebep olmuyor. Çünkü alerjinin sebebi vücudumuzun salgılamış olduğu histamin kortizon dengesinin bozulmasından kaynaklanıyor. Neden? Yani o da demek, onu da biraz açabiliriz. Histamin kortizon, vücudumuzda histamin kortizon dengesi var. Böbrek üstü bezeleri kortizon, mast selin dediğimiz ana hücreler histamin salgılar. Histamin damarları, bronşları sıkar, büzer. Kortizon hücre zarını, hücre membranını rahatlatır, açar. Bronşları açar, damarları açar. Yani gel git gibi. Bunlar dengededir. Vücudumuz bir histamin, bir kortizon salgılar. Bunu salgılamasının sebebi şu: hücre içerisindeki artık maddelerin, yabancı maddelerin dışarı çıkması, hücre dışarısındaki içeri girmesi gereken maddelerin içeri girmesinde kolaylık sağlamak. Yani vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Bu bozuluyor. Neden bozuluyor? Yanlış beslenme nedeniyle, alkol kullanma nedeniyle, birçok sebepten dolayı bağırsaklar bozuluyor. Her insanın bağırsağında takriben 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri var. Ne işe yarıyor bu bakteriler? Yağları yağ asitlerine, proteinleri amino asitlere, karbonhidratları glikozlara dönüştürüyor. Hı hı. Yani bizim için çalışıyor. Arı nasıl ki bal yapar, hı hı, faydalı bakteriler de çok kompleks vitamin üretiyorlar. Şimdi bağırsaklarda kişi antibiyotik, ağrı kesici, antihistaminik vesaire vesaire ilaç kullanmışsa, kullanmış olduğu ilaçlar zararlı bakterilere zarar verdiği gibi asıl zararı faydalı bakteriyi yok ediyor. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler azalırsa vitamin üretimi azalır. Kişi de halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik başlar. Faydalı bakteriler azaldı mı yeri boş kalmaz. Yerine çok tehlikeli mantarlar yerleşir. Mantarlar ne yapar? Etan, metan, butan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller üretir. Şimdi mesela bu metil alkol, bildiğiniz gibi geçenlerde sahte alkol üretenlerin, evet, üretmiş olduğu alkolde yüksek oranda metil alkol olduğu için birkaç turist, İki turist, Rus turist ondan hayatını kaybetti. Hayatını, evet, kaybetti. Hı hı. Metil alkol çok tehlikeli. Ama bağırsaklarımızdaki mantarlar ne yapıyor? Sürekli toksik maddeyi, bu toksik maddeyi üretiyor. Yani biz alkol içsek de, içmezsek de, hmm, bağırsaklarımızdaki mantarlar alkol üretiyor.
Nereye gidiyor bu alkol? Emiliyor, karaciğere geliyor. Karaciğer zehirli gazları ve zehirli alkolü arıtmak için çalışıyor. Ne yapıyor? B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Aşırı vitamini harcarsa kişide halsizlik, darmansızlık, yorgunluk başlar, dövülmüş gibi hisseder kendini. Zamanla bağışıklık sistemi çöker. Yani alerji tetikleyen en önemli sebep burada bağırsaktaki mantarlar. Proteinlerde normal olarak amino asitlere dönüşmesi gerekirken bağırsaktaki zararlı mantarlar ve bakteriler amino asitlere dönüşmesi gereken proteini biyojen amin dediğimiz histamin, toksik maddeye dönüştürür. Bu da yine alerji tetikler. Dünyada mesela Almanya'da 30 milyon insan polen alerjisi. Şubat ayında başlıyorlar, doktor doktor koşturmaya başlıyor artık. Gözler böyle sulanıyor, kızarıyor. Burun sürekli akıyor. Ne olacak? Antihistaminik kortizonlu ilaçlar. Bu sentetik ilaçlar da bünyemize uymadığından böbrek üstü bezesi kortizon salgılıyor ama bu bünyemize zarar vermiyor. Doğal olduğu için. Yani insan bünyesinin kendi böbrek üstü bezesinin salgılamış olduğu kortizon kişiye zarar vermez. Doğal olduğu için. Fakat sentetik olur alırsa bünye uymadığından zamanla kortizon deri incelmesine, kemik erimesine, hafıza zafiyetine, panik atak, depresyon birçok hastalığı tetikliyor. Bununla da ilgili hatta şu yazılmış birçok kitap var. Kimyasal ilaçların yan tesirleriyle ilgili. Düşünün ki 30 milyon insandan 15 milyonu çalışan insan ve 6 hafta işe gitmese ne kadar iş kaybı. Tabii. Milyonlarca insan Şubat'tan Eylül'e kadar çeşit çeşit dönem dönem mesela Kanada kabağı geçenlerde çiçek açtı. Yani neredeyse büyük bir kabak bir tona yakın polen yayıyor çevreye. Birçok ülkede Kanada kabağı ekmek yasak. Yasaklandı. Türkiye'de yeni yeni yavaş yavaş sökülüyor. Yerine başka bitkiler dikiliyor. Mesela yine Kanada kaz ayağı otu diye bir ot var. Bu otu ekmek Avrupa'da birliğinde bir tanesini ekmek 1500 euro para cezasını çarptırılıyor. Çünkü çok büyük alerjik reaksiyonları tetikliyor. Sebep veriyor. Evet. Şimdi bir de mesela Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan, Güney Amerika'dan, Güney Afrika'dan bit meyveler geliyor. Çok güzel, çok leziz, rengarenk. İnsanlar alıyor, o çok tatlıymış diyor. Ben de öyle yaptım. Bir ara Avustralya'dan gelen elmalar vardı. Onları yiyordum. Birkaç ay sonra elma yiyemez oldum. Neden? Çünkü bu elmayı ilaçlıyorlar. Çok yoğun ilaçlıyorlar. 3 ay gemiyle geliyor. Bozulmaması için özel işlemlerden geçiyor. O kimyasal ilaçlar birçok alerjik reaksiyonları tetikliyor. İlaç gibi bünyemizdeki bütün dengeleri bozuyor. Artık elma yiyemez hale geliyor kişi. Çok sevdiğim herhalde şimdi artık dikkat ediyorum. Yani mesela bir ara benim Almanya'da marketim vardı. Çok bilgili, kültürlü bir bayan geliyordu. Hollanda'nın mesela salatalı, domates, marulunu Hollanda veya Almanların yetiştirmiş olduğu zeytin meyveyi almıyordu. Türkiye'den gelen çürük meyveleri alıyordu, yiyordu. Diyordum ki ya neden bu kurtlu elmayı yiyorsun da Türkiye'den geliyor. Şurada bak güzel elmalar var. Cam gibi. Bunları yemiyorsun. Bunlar ilaçlı, tehlikeli. Yani görüntüye aldanma. Kurtlu elma sağlıklı. Kurtlu elma yiyeceksin diyordu. Kurtlu elma yiyordu. Doğal, organik. Doğal. Yani sizdeki doğal. Türkiye'nin zepsisi, meyvesi doğal. Tehlike yok diyordu. Türkiye'de de maalesef son zamanlarda aşırı kimyasal ilaç kullanılıyor. Yani seralarda vesaire. Bu da bizim için, geleceğimiz için tehlikeli. Bir de bunu tetikleyen N5'e denen. Peki İbrahim Bey'cim çok özür dilerim. Hemen şimdiden sıcağı sıcağını sorayım konu dağılmadan. O zaman mesela pazara gittiğim zaman veya markete gittiğim zaman şimdi bir reyonda şey var böyle gerçekten parlayan ışıl ışıl bir şey vardı, çizgi film vardı. Böyle oradaki elmalar çok güzeldi. Kıpkırmızı böyle parlıyor vesaire. Öyle elmalar var. Bir tarafta da dediğiniz gibi biraz daha böyle hani buruşuk, böyle benekli. İnsan acaba bunda kurt var mı yok mu tereddütünde falan. O zaman onları mı alıyor olmamız gerekiyor? Onları almak daha mantıklı. Tabii. Diğeri ilaçlanmış. Parlıyor ama
birçok kimyasal madde içeriyor. Onlardan yediğinizde zamanla birçok alerjik reaksiyonu tetikleyecek. Hiç farkına varmadığını hastalıkları tetikleyecek. Bünyemizi bozacak zamanla. Yani alerji tetikli, alerji yakalandığı zaman da kişi tedavisi çok zor. Evet. Kimyasal ilaçlarla tedavi olmak. Ben kendim 2 ay askerlik yaptıktan sonra Almanya'ya döndüm. Et yediğim zaman uyuz gibi kaşınıyordum. Eyvah. O doktor, bu doktor, şu doktor antihistaminik kortizon ilaç, başka ilacı yok. Yok mu bunun çaresi? Yok dedi. Tamam dedim, ben çözeceğim. Kafaya taktığımı çözüyorum ben de. Çözeceğim dedim, 17 yılım aldı. Oh maşallah. Ama şimdi alerji dünyada biliniyor. Alerjinin sebebi nedir? Mantardır ama mantar bakteri veya mantar virüs gibi değil. Mantarı futbol topu büyüklüğüne düşünelim. Bakteri portakal kadar, virüsü de misket kadar. Bağırsaklar da kalecinin arkasındaki file gibi, geçirgen, filtre gibi. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikozu emdiği gibi bağırsaklar. Virüs ve bakteriler de bağırsaklardan geçerek kana karışabilir. Fakat mantar geçmez, büyük çapı itibarıyla. Ne yapar? Bağırsaklara kine gibi yapışır. Ve sürekli toksik madde üretir. Tahlillerde doktorun önüne tahlil geldiğinde bakteri veya virüs varsa belli olur. Mantar olduğu zaman çıkmıyor. İdrarda yok. Kanda yok. Defacetten anlaşılmıyor. Mantar olduğu teşhis edilemediğinden çok geç kalınırsa sümüksü bir defacet gelmeye başlar. O zaman da iş işten geçmiştir. Bağırsağı çürütmüş demektir. Öyle mi? Evet. Almanya'da bir bayan Serpil Hanım alerji ne yerse alerji. Yani zepse meyve yiyemiyor. Çok kötü. Başın, kafasının içi böyle buzdolabına sokmuş gibi hissediyor kadın. Ağız, yüz şişiyor, her tarafı kabarıyor. Almanya'da 4 doktora, yani üniversite kliniğine gitmiş. Frankfurt, Mainz, Wiesbaden, Darmstadt gibi büyük kliniklere. Hiçbir şey yok. Çok sağlıklısın, çok dinsin, hiçbir şey yok diyorlar. Bana geldi dedi ki, şu kadar alerjim var, şu rahatsızlığım var, işte perişanım. Hiçbir şey yemiyor, hayatı kaymış. Dedim ki, bağırsaklarınız mantar dolu. Yok canım dedi. Bu kadar dedi, klinik araştırması var. Onlar bilemiyorlar mı? Mantarın teşhisi yok, nereden bilecek? Siz dedim, yine de gidin bir kolonoskopi yaptırın doktorunuza. Tamam dedi, doktora gidiyor. Diyor ki, ben bir kolonoskopi yaptırmak istiyorum. Bağırsaklarımda mantar olduğunu tahmin ediyorum. Olur da olmazdı, tartışıyorlar. Mahkeme vereceğim siz yaptırmazsınız diyor. Peki diyorlar. Diyor ki, başından sağ ol. Hiçbir şeysi yok diyor. 14 senelik aynı doktora gidiyor. Bağırsaklarına bakıyorlar ki 35 santim çürümüş. Mantar çürütmüş. Diğer tarafında iltihap kapmış. Aman aman eve gidemezsin, hemen ameliyat olacaksın diyorlar. Ameliyat ediyorlar. Bağırsak 35 santimini almışlar. Aylar sonra tekrar karşılaştık. Allah senden razı olsun dedi. Neredeyse ölecekmişim, zehirlenip gidecekmişim dedi. Bağırsaklar çürümüş. Yani mantar bağırsaklara yapışıyor, sürekli toksik madde üretiyor. Kene gibi de yapıştığından teşhisi yok. Belirtisi var. Nedir? Nedir belirtisi? Şimdi şu an ben şahsen kendi bağırsaklarımın durumunu çok merak ettim İbrahim Bey. Acaba hangi aşamada de inşallah bir sıkıntı yoktur. Ya da bizi izleyen sevgili seyircilerin de kafalarına takılmış olabilir. Çok basit. Hani bir, anlattığınız Serpil Hanım'ın yani, örneği çok çarpıcıydı çünkü. İki yöntemi var. Bir, dilden anlaşılır. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var demek. Öyle mi? Yani bu buluşunda... Ama o beyazın şeyi yani yoğun, çok mu beyaz olması gerekiyor? Beyaz, evet. Bayağı beyaz bir tabaka. Şimdi aynada bakarmışım. İkinci belirti. Bunu Uygur Türkleri bulmuştur 4000 yıl önce ve Çinliler geliştirmiş. Dil üzerinde beyaz bir tabaka varsa mantar var. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Siyahsa, siyahlaşmışsa dil üzerinde bazı insanlar siyah. Allah korusun, o zaman acil doktora gitmesi lazım. Dilin ortasında bir çizgi varsa midede, pankreaste rahatsızlık var. Genellikle Türklerin dilinin ortasında derin bir çizik olur. Neden? Çünkü Türk millet olarak biz aşırı tatlı tüketiyoruz. Mideye, pankreasa zarar veriyor. Peynir tüketiyor, asidoz yakıyor. Siyah çay içiyoruz, çok demli. Bunların hepsi de mide bağırsaklara ve pankreasa zarar veriyor. Bu nedenle hemen hemen her Türk'ün dilinin ortasında derin bir yırtık çizgi var. Şu an var İbrahim Bey, bizi izleyen herkes dilini çıkarmış, aynada dilini kontrol ediyor. Adım gibi eminim. Ben de reklam arasında yapacağım. Bakalım nedir ne değildir diye. Demek ki bağırsaklarla dildeki o renk ayarının doğru orantısı var. Şimdi beyaz denilince bağırsaklarda mantar var demek. Sarımsı bir tabaka, sarımsı tabaka varsa mantar var. Çok mantar kahverengi var. Kahverengi çok çok. Siyahsa, kızarmışsa, bir de kızar böyle kıpkırmızı olur dil.
ve üzerinde toplu iğne başı gibi noktalar olur. Tamam. Aşırı vitamin yetersizliği, aşırı mantar, siyahsa Allah korusun. Yani o zaman tehlikeli. Şey. Bu buluşu yapan Türkler, ama Çinliler geliştirmiş. Çinliler binlerce bu konuda uzman var. Yani bunlarla ilgili eğitimi var. Teşhis yöntemleri var. Hı-hı. Çin'de çok gelişmiş. Şimdi Almanya'da ve Avrupa'da da bu metot gelişmiş. Eskiden de küçük bebeklere, çocuk doktorları diline bakarlardı. Öyle teşhis konu. Çocuk, yani küçük bir bebek hastalığını, rahatsızlığın sebebini söyleyemez ki. Bebek ne diyebilir? Bir şey söyleyemez. Çocuk doktorları bebeğin veya küçük çocuğun diline bakarak teşhis konular. Rahatsızlığı şu şu derler eskiden. Şimdi öyle dönüyor zaten. Yani dilden birçok şey anlaşılır. Artı halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, dövülmüş gibi his varsa kişi sabah kalktığında bağırsaklarda mantar var demek. Neden, niçin? Çünkü yemiş olduğu besinlerdeki karbonhidrat, yani glikoza dönüşen her şeyi, mantı, makarna, börek, çörek, glikozu mantarlar etan, metan, butan gibi gazları etilalkol, metilalkol, butilalkol, zehirli alkollere dönüştürür. Bu nedenle kişide sürekli açlık duygusu olur. Glikoz olmadığı için, glikoz nedir? Arabada benzin, insanda glikoza ihtiyaç var. Yani enerjiye dönüş. Glikoz olmasa kişi halsiz, dermansız, yorgun, bitkin olur. Mantarlar glikozu toksik maddeye dönüştürdüğünden kişide sürekli yorgunluk, halsizlik, dermansızlık olur. Çünkü mantar onu toksik maddeye dönüştürüyor. Omuz, sırt, bel ağrıları olur. Eğer kişide deri hastalıkları varsa, sedef, seboroik eksem, atopik eksem, yani alerjik eksema varsa veya polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, yani bu tür rahatsızlar varsa mutlaka mantar var bağırsaklarında demek. Alerji varsa dördüncü devre. Deri hastalıkları varsa dördüncü devre, yani çok çok ileri safhada bağırsaklarda mantar var demektir. Bunlarla ilgili Almanya'da, başta Almanya ve Avrupa ülkelerinde yazılmış binlerce eser var. Yani bu artık ayrı bir şey, tedavi yöntemi, araştırma yöntemi haline gelmiş. Mantarlarla ilgili. Şimdi polen alerjisinin her türü tedavi edilebilir. Mide ve bağırsaklar tedavi edilirse. Mide ve bağırsaklar nasıl tedavi edilecek? Kökten çözüm mide ve bağırsaklarda, evet. Yani. Şimdi ondan sonra zaten midedeki Helicobacter pylori isimli bakteri de toksik madde üretiyor. Üretmiş olduğu toksik maddelerden biri de Helicobacter pylori gastriti, ülseri sebep olur. Nadiren ince bağırsakta ve 12 bağırsağında da ülsere ve iltihaplanmaya sebep olur. Helicobacter pylori toksik madde üretir. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Onun üretmiş olduğu toksik madde tedavi edilmezse zamanla, Allah korusun, gastrit, ülser zamanla kansere dönüşür. Helicobacter pylori çok tehlikeli bir mikrop. Kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. Mide mukozasına girdikten sonra o köpükten kurtulur, tahribata başlar, çoğalır. Peki ne yapacağız İbrahim Bey? Lahana suyu... Zor mu yapacağımız şey? Hayır, zor değil. Bir, lahana suyu, iki, aloe vera jel. Aloe vera jel. Yine burada karşımıza çıktı. Aloe vera. Gösterelim mi sevgili Hakan'cığım? Bir onu ben alabilir miyim? Çünkü uzanırsam mikrofonda sıkıntı. Evet. Aloe vera jeli çünkü görmeyenler vardır. Bu sıralarda hani son yıllarda çok kulaklarını çınlatıyoruz. İsmen biliyoruz. Bir kulak alışkanlığı, dolgunluğu var. İşte sevgili seyirciler. Aloe vera jel de böyle bir şey. Ben bunu peygamber kılıcı diye bir bitki, evet, var ya, ona benzetiyorum. Evet. Böyle içine açtığımız, böyle koparsan bir mahsur var, yok, mı? Şuradan, nereden koparalım? Şuradan koparabilirsiniz. Sevgili seyircilerimize yakından gösterelim. Abi böyle... Şunu gösterelim İbrahim Bey, bu çarpıcı. Bakın, evet, sevgili seyirciler, hani jel gibi dedikleri olay bu, evet. Bu bildiğimiz aloe vera jel. Dünyanın, evet, şu şekilde aloe vera jel gösterelim. Birçok Avrupa ülkesinde ve dünyada birçok ülkede hemen hemen her evde aloe vera jel olur. Aloe vera olur. Taze olarak da kullanılır deriye. Mesela hafif göz rahatsızlığında göze sürülebilir bu jel. Veya sivilcede, aknede deriye sürülebilir. Nasıl yani? Hemen bu şekilde ham haliyle? Evet, öyle de kullanılır. Mesela İstersen diyelim ki... Ben kullanayım. Buyurun. Canlı canlı deneyelim. Ben geçenlerde ikisinizi içmiştim birazdan. Bu da böyle demiş. yapış. Şimdi mesela böyle gözünüz ağrıyor. Hafif göz ağrısı var. Evet. Gözünüzün üstüne böyle sürebilirsiniz. Mesela burunda sivilce var, sürebilirsiniz. Öyle mi? Sürebilirsiniz, evet. Veyahut yani hani aloe vera jel çok etkili de. Aa. Yenebilir. Çok nasıl yenirse. Nasıl tadı? Güzel mi? Acımtırak. Öyle mi? Acımtırak. Güzel tadı var. Aloe vera jelin dünya tadına bakabilirsiniz. Biraz yani acımtırak ama alışkın çok, olmadığınız için. Birazcık baksam. Ben alışkın olduğum için benim problem değil. Bakayım. Bismillahirrahmanirrahim.
Azımtırak bir tadı var. Ay İbrahim Bey ne yaptınız? Hocam acı mı? Bu acı değil, başka bir şey. Güzel tadı var, güzel. Mis gibi. Ay çok kötü. Ama böyle kullanıldığı için mi acaba? Mesela ben geçenlerde o iksiri bu, tadına baktım, muhteşemdi. Bu ballı. O, İçerisinde bal var. Çok kötü. Mesela o hiç bundan eser yoktu ama. Hayır, bu ama. Bal var içerisinde. %25 oranında çiçek balı var. Çok mu acı? Çok kötü. Ben alışkın olduğum için benim için fark etmiyor. Ah boğazım gitti şu ben an. Ben her türlü güvenlik bitkiyi yiyebilirim. Hmm. Yani zehirli olmayan bilirim hangisi bitki. Şimdi aloe vera jel bunun birleşiminde 19 çeşit bitki var. Peki İbrahim Bey devam edeceğiz. Bir virgül koyalım. Ben bir su içeyim. Koştura koştura gideyim reklam arasında. Sevgili seyirciler bir reklam verelim efendim. Her türlü sorunuz için 0212 331 32 17 18 19 uzman gozuletsine5.com.tr'de mail adresimiz. Her türlü sorularınızı, sorunlarınızı bekliyoruz. Bir su içelim. Sonrasında hemen karşınızda olalım. Ve değerli izleyenler yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Efendim 0212 331 32 17 18 19'dan bize ulaşabilir. Uzman gozuletsine5.com.tr'ye soru gönderebilirsiniz. Hemen sıcağı sıcağına bir soru okuyalım. Ondan sonra devam edelim. Sevgili Selin Hanım göndermiş Antalya'dan. Antalya'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar. Hülya Hanım merhabalar. Ben de yaklaşık 5 yıldır böyle bir kendine gelememe, özellikle sabahları kalktığım zaman kalkamama ve bir miskinlik durumu var. Acaba bunun sebebi İbrahim Bey'in bahsettiği bağırsaklardaki mantarlarda olabilir mi ve ne yapacağız demiş. Bu arada acaba bende olabilir mi diye bayağı bir soru gelmiş. Hani o mantardan bahsediyoruz da herkes bir böyle bir tedirgin olmuş İbrahim Beyciğim ve çözümünü sormuşlar. Yani eğer varsa nasıl bu mantarlardan kurtulabiliriz'in cevabını merak ediyorlar. Şimdi kimyasal ilaç kullanan herkesin bağırsaklarına mantar yerleşir. Antibiyotik mini atom bombası gibi. Mini atom bombası. Falan yerde terörist var. Ne yapalım? Kimyasal ilaç serpelim veya atom bombası atalım gibi. Üç terörist için atom bombası atmak gibi. Deliliktir yani antibiyotik kullanmak. Şimdi bağırsaklarda birkaç tane bakteri var, zararlı bakteri. Ne yapalım? Antibiyotik alalım. Aldınız, faydalı bakteri gitti. Faydalı bakteri ne üretiyor? Vitamin üretiyor. Vitamin eksikliği başlar. Halsizlik, dermat, özellikle de B12 gibi çok kompleks, çok önemli vitamin biter. Biterse hayat biter. Yani Allah bize bu faydalı bakteri lüzumsuz yere yaratmamış ki. Arayın için yaratmış, bal üretmesi. Bu faydalı bakteri de vitamin üretsin diye. Eğer ki kişide mantar varsa, halsizlik, dermatsızlık, yorgunluk, bitkinlik, dövülmüş gibi, deri hastalıkları, alerjik hastalıklar vesaire varsa asla tatlı yemeyecek. Tatlı yedikçe mantarlar çoğalır. Çünkü glikozu beslenen mantar glikozla besleniyor. Peynir yemeyecek çünkü peynir iltihapları tetikler. Evet. Asidoza sebep olur. Kanın pH değeri bozulur. Bozuldukça kanın pH değeri bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılır. Daha kötü. Kanın pH değerini bozuyor. Peynir. Her türünden değil mi bahsediyoruz? Hafif asidik ortama doğru çekiyor kanın. Bu ortamda da zararlı bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Üç, siyah çay, Türk tarzı siyah çay demlemek tehlikeli. Neden? Bağırsakları kurutuyor. Bağırsakları kurursa ne olur? Tanin denen bir madde var. Dünyanın hiçbir ülkesinde siyah çay 2 dakikadan fazla demlenmez. Sadece biz de saatlerce bekliyor Allah, demliyoruz. Aynen öyle. Çünkü çayın birleşiminde 1000'den fazla etken madde var. Birinci, ikinci dakikada eterik yağlar deme geçer çayda, çay demlediğinde. İçilirse faydalı. Tiyain, kofein vesaire. İkinci, üçüncü dakikada flavonetler deme geçer. Zararı yok. 3 dakikadan sonra tanin denen bir madde deme geçer siyah çayda. Bu da bağırsakları böyle yağlı boyayla boyamış gibi boyar. Ne olur? Bağırsaklarda 2 milyar kanal var. Virüs denen kanallar, besinlerdeki vitaminlere enzimi emen, bu kalecinin arkasındaki file gibi dedim ya, glikoz. Orada tıkanırsa ne olur? Halının üstüne zift dökülmüş gibi. Bağırsakların fonksiyonunu bozar. Yani fonksiyon. Aa, çok tehlikeli. Kişide demir eksikliği, kalsiyum yetersizliği, vitamin eksikliği, kansızlık başlar zamanla. Kansızlığın sebebi de bağırsakların besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi ememesi. Bu nedenle halsizlik, dermatsızlık, yorgunluk varsa, deri hastalıkları varsa, alerji varsa bağırsaklarında mutlaka mantar var. Doğru beslenmesi gerekir.
Zaten alkolü hiç söylememize gerek yok. Çünkü evet, karaciğeri, pankreası bitirir zamanla alkol. Hı hı. Türkiye'de bir de şu moda başladı. Sahillerde ilkbahardan sonbahara kadar herkesin elinde bira kutusu. Yani çok çok tehlikeli. Evet, Allah'tan öyle bira içenlerin Allah korusun yok. Hı hı. Erkekler eninde sonunda kısırlığa. Çünkü Almanya'da çok bira kullandı bir ara. Hı hı. Şimdi Almanların hemen hemen %50'si kısırlaşmış, bitmiş. Hadi yani, alkollü içecekler falan neyse bir şekilde feragat edilebilir de inşallah tabii ki. Yani alkol, sigara zaten zararlı şeyler. Hayatımızdan tamamen çıkarıyor olmak gerekiyor. Tatlı dediniz yani onu nasıl becereceğiz ya İbrahim Bey? Ya mantardan tatlı... Şimdi mantarı işte bu aloe vera jel, bu yediğiniz acı aloe vera. Evet, biz bir şurubunu ürettik. Hemen şurada aloe vera dünyada ilk doğal üreten biziz. Yani aloe vera dünyada birçok firma üretiyor da bir de doğal hani, değil. Nasıl neden? Doğal olmuyor evet. Bu aloe hemen alıyorum. Önceki gibi acı değil bu. Yok bu aloe vera jel hani şeydi. Jel. Doğal. Doğal olduğu için herhalde o kadar evet, çok evet biraz acımtırak. Hmm. Benim için fark etmiyorum. Biraz, dünyam alıştın da. Bayağı bir acıydı yani. Evet siz alışkın değilsiniz. Evet ama bunun tadını ben çok seviyorum. Şimdi o hani mantar olayından bahsettik ya. Ha bu arada Yasemin Hanım'ın da sorusu var. Merhabalar demiş. Ayak tırnaklarındaki mantarlar için neler yapılabilir? Tedavi ne olabilir? Bağırsaktaki mantarlarla ilgisi var mı? Tabii. Şimdi kişinin için bir için tadına bir bakalım. Bir tadını biliyorum zaten çok da seviyorum. Bismillah diyelim. Bu gayet başarılı. Evet. Biraz da bir şey hani limon var. Bal var. Zencefil var. Evet zencefili de aldım. Zerdeçal var. Bu güzel. Bu gayet güzel. Tam yaz içeceği. Evet. Serinletiyor. Kişinin tırnağında. Bu arada aloe vera ile şey yani o kekremsi tatla hiçbir alakası yok. Yani o etkisini tatta göstermemiş. Diğer bitkiler şimdi şöyle. Dünyanın birçok ülkesinde aloe vera jel üretiliyor. Fakat diğer firmalar yani büyük firmalar Amerika'da milyonlarca distribütör olan firma var. Aloe vera jeli üretirken ne yapıyor? Bu jeli kazanda kaynatıyor. Kaynadığı zaman 22 çeşit amino asit var. Faydalı, bünye hücre yapımında kullanılan. Hı hı. Bunlar yok oluyor. 15 çeşit vitamin var. B6, B12 gibi. Kompleks vitaminler. Bunlar yok oluyor. Enzimler var. Bu bitki aynı pankreas gibi, karaciğer gibi enzim içeriyor. Hı. Yani bünyemizin ihtiyacı olan enzimler var. Bu enzimler yok oluyor. Yani birçok firma aloe vera jeli üretiyor fakat aloe vera özelliği yok. Biz bunu 19 yıl önce aloe vera jeli üretmeyi denedik, başaramadım. 19 yıl çalıştıktan sonra 3 ay önce başarabildik hamdolsun. Çok çünkü şükür. Bunun içerisinde aloin denen bir madde var. Hı. Onu yok etmezseniz ishal yapar bir, hı hı, şişkinlik yapar iki. Aloini zararsız hale getirmeden aloe vera jeli üretemezsiniz. Diğer firmalar kaynatarak zararsız hale getiriyor. Biz diğer 19 bitkiyle zararsız hale getiriyoruz. Çok işte bu işin de incelikleri var ve ona göre de tedavi noktasında yani tamam bitki diyoruz ama bitkilerin de bu anlamda incelikleri olduğu için her bitki de aslında sağlık sorununa iyi gelmiyor. Çünkü dediniz vitamin tamamen kayboluyor. O zaman boşa giden bir zaman ve belki de çöpe atılan paradan tabii bahsediyor olmak mümkün. Ama sizin yönteminiz farklı. Burada Gülseren Velibaşıoğlu, sevgiler saygılar Gülseren Hanımcığım. Anlattığınız rahatsızlıklardan ben de muzdaribim lahana suyunu birkaç kez denedim. Çok fazlasıyla şişkinlik ve gaz yaptığı için devam edemedim demiş. Az önce sizin bahsetmiş olduğunuz sıkıntı aslında birçok kişide jeldeki, var. Yani aloe vera'daki problem lahanada da var. Lahananın birleşiminde 1000'den fazla etken madde var. Laktobazilos, bifidobakterileri vesaire. Şimdi lahanayı kişi nasıl hazırlıyor? Evde mikserde çekip de içiyorsa bu şişkinlik yapar, gaz yapar. Uzun süre kullanamaz. Biz bunu lahana suyunu özel ürettik. Yani 19 çeşit bitki var. Artı iksirle birlikte kullanmak gerekir lahana suyunu. Neden? Çünkü uzun süre lahana suyu içerse kişi guatr'a sebep olur. Çünkü lahananın birleşiminde tiosiyanat denen bir madde var. Bu tiosiyanat çok az. Fakat guatr'a, tiroid bezesine iyot akışını engeller. Bu da guatr'a sebep olur. Bu nedenle lahana suyunu evde kişi hazırlar da içerse kaş yapayım derken göz çıkarmak gibi olur. Yani bu nedenle mahsurlu. Evde hazırlayıp içmek iyi değil. Biz zaten bunun maliyeti çok çok ucuz fiyatı
üretiyoruz, satıyoruz. Hı hı. Hiç sarsmayacak fiyatları evet. var. Evet, ben evet, de çok yakından biliyorum. Peki ne kadar kullanmalıyız? Şimdi az önce işte mesela Yasemin Hanım sorusunu göndermiş. Ayaktaki mantarları için şey yaptınız, tavsiye ettiniz. Keza öyle Gülseren Hanım. Örneğin buna sahip olduk, aldık, temin ettik. Mesela şu kaç haftada biter? 3 aşağı 5 yukarı. Aloe vera jel bu günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı da alabilir. Çocuklar için yarı dozajda, bebekler için daha az. Hmm. Her yaşta herkes kullanabilir. 3-4 defa 1 yemek kaşığı. Evet, 3 hafta az yeter. Az değil mi 1 yemek kaşığı? 2 yemek kaşığı. Küçükse, yani 12 yaşındaki bir genç çocuk, 1 yemek kaşığı, 6 yaşındaki bir çocuk için 2 tatlı kaşığı, ona göre ayarlayabilir. Hı hı. Kişinin tırnağında, parmağında, saç dibinde, kasıklarında, koltuk altında, herhangi bir yerinde liken planus, yani bu da bir çeşit mantar. Mantar veyahut da akne, akne inverse varsa, sedef varsa veyahut da ekseme varsa. Bunların hepsinin sebebi mantar. Şimdi bugüne kadar mesela sedef hastalığı. Biliniyordu ki ve deniyordu ki sedefin sebebi keratin denen bir protein yetersizliği nedeniyle saçları, deriyi, tırnakları koruyan bir madde protein. Yetersizliğinden kaynaklanıyor. Bu sedef hastalığı deniyordu. Hücre hızlı yenileniyor. Protein yetersizliği ortaya çıkıyor. Ondan dolayı da sedef hastalığı ortaya çıkıyor deniyordu. Bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Doktor Simoncini, İtalyan asıllı bir doktor. 30 yıl sedef hastalıkları üzerine araştırma yapmış. Yapmış olduğu araştırmalarda bağırsak mantarlarının sedefe sebep olduğunu belgeledi. Ekrem Bey diye bir genç Sivas Kangal'a gitmiş. Tam 11 defa Sivas Kangal'a gittiğinde orada kaplıcada küçük küçük balıklar var. Onlar geliyor deriyi tek 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 temizliyor. Adamcağız iyileşir. Tekrar geri geliyor İstanbul'a. Bir ay sonra vücudunun her tarafı yara. Bana geldiğinde her tarafı kapalı. Sadece yüzü açıktı şöyle. Her tarafı bere. Yara bere içerisindeymiş. Ben adamı terörist zannettim. Yani elimi çekmeci attım. Acaba ne isteyecek? Para mı isteyecek? Tehdit mi edecek? Oturdu sandalye dedi ki her tarafım sedef, yara. Onun içinde de böyle. Bir çıkar bakayım bereni dedim. Adamcağız açtı ki burası kafasının üstü yara olmuş kerme kerme. Of. Böyle tabaka tabaka. Dedim başka yerinde var mı? Var dedi. Omuz, sırt, bel atnalı kadar böyle büyük büyük yaralar. Öyle hiç sedef görmemiştim hayatımda. Allah Allah dedim. E ne olacak dedi bu. Dedim ki Almanya'da bir krem var getireyim onu dedim. Fakat hesap ettim. Tedavisi için 50-60 milyar gerekiyor. Dedim ben para istemiyorum yeter ki iyileş. Dedi ki yok para zaten yok. Bir, hanımım sırtıma sürmez çünkü bir tüp yetmez, iki tüp yetmez bir sürmeye vücudunun %80'i sedef. Sen bana çok basit, çok ucuz bir şey ver. Ben onunla iyileşeyim. O zaman deneyelim dedim. Bu lahana suyu ve iksiri verdim. Artı bir çay. Adamcağız 3-4 hafta sonra geldi. Yüzünde yani başında bere yok. Kısa kollu gömlek. Ne oldu dedim. İyileşmiş. %80 iyileşmiş dedim. O lezyonlar gözle görülür bir şekilde kaybolmuş. Kaybolmuş. %80 iyileşmiş. Ne güzel. Bacaklarında az bir şey kalmış. Ne oldu dedim. Şaşırdım ben de. Yani kortizonlu ilaç kullandı sanırım. Ya sizin ürünleri kullandım dedi. Allah Allah. Bu kadar etki yapıyorum. Ben de inanamadım. Yani o günden bugüne kadar sedef hastası olan herkes bizim ürünü kullanıyor. Hemen hemen herkes iyileşiyor. Fakat iyileşme süreci kişiden kişiye, bünyeden bünyeye değişiyor. Kimi 2 ayda iyileşir, kimi 4 ayda iyileşir. Kronik veya akut oluşuna göre iyileşir. Yani en ağır sedef bile. Sedefle ilgili piyasada birçok ürün var. Hiçbirinin etkisi olmaz, olamaz. Çünkü bağırsaktaki mantarı yok etmekte, buradan gelen toksik maddeyi engellemeden iyileşmek mümkün değil. Biliyorum çok soru alıyoruz İbrahim Beyciğim o anlamda. Soru değil de yorum mesela. Ben de sedef hastasıyım. Kullanmadığım ürün ilaç kalmadı ama ne bir değişiklik oldu ya da hafif hafif kaybolsa da tekrar nüksetti. O kadar çok hafta içi geliyor ki bu anlamda sorular. Kortizonlu kremler, bitkisel dediklerine de kortizon katıyorlar. Kimyasal olanlara da zaten kortizon. O bir hafif rahatlayınca vatandaş zannediyor ki iyileşti. Bağırsaktaki mantarı yok etmeden iyileşemez. Mantarı da ancak ve ancak aloe vera jel ile yok edebilirsin. Çünkü Almanya'da bir dedikodu çıktı. Bir ara zararlıdır vesaire dedi aloe vera ile ilgili. Bunun üzerine Alman Sağlık Bakanlığı ile İlaç Üreticiler Birliği
Avrupa, Amerika, Asya'da 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yaptılar. 2,5 milyon. Kullanan, yani aloe verayı kullanan 2,5 milyon insan şeker hastalığında iyi geldiğini söyledi. Romatizmaya iyi geldiğini. Yani hiçbir şikayeti olmadığını söyledi 2,5 milyon insan. Hı hı. Ondan sonra bunun üretiminde bir problem yok dediler ve serbest bıraktılar. Hı hı. Evet, bir dönem öyle bir haberleri ben de okumuştum. Dedikodu çıktı. Bazıları, bazı kimya firmalarından 2,5 milyon dolar para alarak böyle bir dedikodu yaydılar. Hı hı. Onun asılsız olduğu sonra ortaya çıktı. Mesela Bangkok'ta, Tayland'da şeker hastası olan, yaşları 35 ile 60 yaş arasında tip 2 şeker hastası olan insanlar aloe vera jelle kısa sürede şeker hastalığından kurtuldu. Belgelendi. Klinik araştırması Bangkok Üniversitesi'nin. Japonya'da Hiroshima Üniversitesi, Fujiyama Üniversitesi aloe veranın hücre yenileyici özelliğini belgeledi. Hücre yenileyici. Ne demek? Mesela bayanlar, bunun kremleri var. Kırışıklıklar olursa yüzünde, hı hı, kısa sürede kırışıklar yok ediyor. Cildi temizliyor, evet, cildi arıtıyor. Evet. Şampuanları var. Hı hı. Dahili olarak kullanırsa daha etkili. İçeriden temizleyerek bütün vücudu temizliyor, arıtıyor. Çünkü bütün deri hastalıkları, mesela akne nedeniyle insanların çoğu kimyasal ilaç kullanıyor. Aknesi kayboluyor. Ne oluyor? Karaciğer gidiyor. Hı. Yan etkili. Dün bir genç geldi bana, hasta. Birçok hastalık ortaya çıkmış. Dedim ki sen kimyasal ilaç kullanmışsın. Düşündü düşündü, kullanmadım kullanmadım, kullandım dedim. Yoksa durup dururken alerji ortaya çıkmaz. Hı hı. Kullandın, ne kullandın söyle bakayım. İsim vermiyoruz. İsim vermiyoruz. Ha, dedi ki falan kremi kullandım akneye karşı. Hı. Dedim karaciğer problemi olmuş. Bağırsaklara zarar vermiş. Yani mantar kaplamış vücudunu. E ne olacak? Böyle kullanacaksın yavaş yavaş. İsim vermiyoruz tabii. Evet, ama yani belli neden? Çok meşhur krem. Hı hı. Yani Mısır'da akne, eksem ve sedef rahatsızlığı olan hastalar üzerinde klinik araştırması yapılmıştır. Aloe vera ile ilgili, hı hı, kısa sürede bütün rahatsızlıklar ortadan kalkmış, belgelenmiş. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde California Louis Pauling Enstitüsü, hı hı, aloe vera jeli kullanan hastaların bağırsaklarındaki mantarı tamamen yok ettiğini belgeledi. Bağırsaktaki mantarlar yok olduğu zaman sedef, eksema, hı hı, akne gibi deri hastalıkları ve alerjik hastalıklar tamamen ortadan kalkıyor. Yavaş yavaş. Peki şimdi bir haber arası vereceğiz ama Yasemin Hanım, ya siz kaçırdınız? Çünkü biz sorunuzun cevabını İbrahim Bey'den hani aldık diye düşünüyorum. Sanırım arada benim sorum unutuldu demiş. Ayak tırnaklarındaki mantar için ne yapılabilir? Bağırsaktaki mantarlarla ilgisi var mı demişti. Tabii, siz var demiştiniz. Vücudun herhangi bir noktasında mantar varsa veya sedef veya, hı-hı, ekseme veya akne fark etmez. Herhangi bir rahatsızlık varsa bunun %95'i bağırsaklarda. Buzdağı gibi. Peki devam edeceğiz. Tam detaylı sorunun cevabında aramız var. Ondan sonra alalım İbrahim Bey'cim. Ve sevgili seyircilerimiz 0212 331 32 17 18 19 danışma hattından daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bir haber turu sonrasında, çok kısa bir reklam arası sonrasında uzman gözüyle kaldığı yerden devam edecek efendim. Evet, yayınımız devam ediyor değerli izleyenler. Sine 5'te uzman gözüyle programındasınız. Biliyorsunuz hafta içi her gün sizlerle birlikte oluyor. Farklı konu ve sağlık sorunlarına uzman gözüyle yaklaşıyoruz. Uzman gözüyle değerlendiriyoruz. Herbalist İbrahim Gökçek dolayısıyla bugünkü konuğumuz ve kendisiyle hastalıklar noktasında bitkilerin gücünden faydalanmayı öğreniyoruz. Ama birçok sağlık sorununa öğrendik ki sizden İbrahim Beyciğim, bağırsaklardaki mantardan kaynaklı. Bu mantığı yok etmediğimiz müddetçe kolay kolay hastalıklardan da kurtuluyor olmamız mümkün değil gibi gözüküyor. Şimdi reklam arasında baktım da sevgili seyirciler, gerçekten İbrahim Bey konuşuyor ama boş afaki konuşmuyor. Ben bunu bir kez daha anladım. Belgelerle gelmiş çünkü. Tabii şurada hastanenin ismi vesaire var. Onlar da gözükmesin. Gerçi herhalde gözükmez ama mesela bu nedir dedim. Çünkü önünde bir sürü evraklar, kağıtlar vesaire var. Ve İbrahim Bey de hani hepatit C hastalığı olan, kolesterolü tansiyonu olup da işte bu iksirlerden, toniklerden faydalanıp da bu tür sağlık önemli aslında, yaşam kaliteyi düşüren sağlık sorunlarına sadece bitkileri kullanarak kurtulduğunu gösteren kanıtlarıyla gelmiş. Bu da tabii beni memnun etti. Bu arada bir şey aldık.
Teşekkür, Allah razı olsun sorusu. Mesela reklam arasında buna da çok mutlu oldum. Sevgili Hayrettin Bey, Hülya Hanım merhabalar. Ben de yine sizin programınızda bundan haftalar önce İbrahim Bey'i dinlemiştim. Bende de mide rahatsızlıkları vardı. Özellikle son yıllarda yaşamış olduğum bir takım özel sıkıntılardan dolayı yaşım 45 olmasına rağmen ciddi mide rahatsızlıkları çekiyordum. Ancak anlatılan bu yöntemi uyguladım, kullandım ve şu an o çekmiş olduğum şikayetlerin hiçbirisi yok. Çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun demiş. Ben çok teşekkür ediyorum. Ne mutlu, ne mutlu, ne mutlu. Hem bizim programımızda görmüşsünüz. Yani çorbada bizim de birazcık da tuzumuz oldu mu? Evet. Ben gerçekten mutlu oluyorum. Bu arada Veli Bey demiş ki ben bu soruyu hep alıyorum İbrahim Bey. Hep söylüyoruz ama bir kez daha söyleyelim. Hülya Hanım bir şey dikkatimi çekti. Masadaki şişeler neden plastik, neden cam değil? Bu zararlı değil mi demiş. Evet, şöyle doğru. Neden plastik? Şimdi bunu cam olursa bunun birleşiminde laktobazilüs ve bifidobakterileri var. Ne demek? Günümüzde birçok yoğurda faydalı bakteriler katılıyor. Laktobazilüs ve bifidobakteriler. Niçin? Bağırsak florasını düzenlesin, faydalı bakteriler artsın, zararlı bakteri ve mantarlar yok olsun diye. Bizim bu ürünün içerisinde faydalı bakteriler kendiliğinden doğal olarak var. Özel bir fermentasyondan geçiyor. Bu nedenle biz bunu kargoya verdiğimizde şişe olursa, cam şişe olursa kargoda patlar. Kargoda patlar hepsi. Evet. Geri dönmez. Dağılır. Ne hasta alabilir, ne bize gelir. Bu nedenle plastik, ama bu plastik sıradan bir plastik değil. Tarım Bakanlığı'nca onaylanmış, numaralı, gıdada kullanılır, belgesi olan bir plastik. Plastiğin de o zaman sıradanı... Tabii, sırası, kalite, farklı. Plastik olması şart, cam olmaz. Cam olursa, çünkü faydalı bakteriler laktozu, yani süt şekeri, süt asidine dönüştürüyor, laktik aside. Dönüştürürken bu arada karbondioksit gazı çıkıyor. Bu gazla patlatır camı. Evet. Peki İbrahim Bey, Yasemin Hanım şey demişti, ayaklarındaki mantar bağırsaktaki mantarlarla alakalı olabilir. Bu yöntemi kullanmasını tavsiye ediyor. Bağırsaktaki mantardan kurtulmadıkça ayaktaki, tırnaktaki veya başka yerdeki. Sadece mantar değil, ekseme, sedef, akne gibi deri hastalıklarından kurtulmak mümkün değil. Peki Özgür Hanım da demiş ki 25 yaşındayım. 25 yaşında olmama rağmen kolesterolüm oldukça yüksek ve bir türlü mevcut ideal olan değerlere gelemiyorum Hülya Hanım. Acaba ne yapmam gerekiyor? 25 yaşında evet. Ve kolesterolü yüksek. Çatalca'dan Fadime Hanım diye bir bayan bize geldiğinde 58 yaşında. Kolesterolü, tansiyonu fırlamış. Trigliserit 527. Oradaki örnek. Burada evet. Görmüştüm reklam arasında. Kolesterolü 248. Hiç düşmüyor trigliserit kolesterolü. Glikoz şekeri 190'larda. Bizim ürünleri kullandıktan tam 4 hafta sonra bütün değerleri normale düştü. 4 hafta. 4 hafta içerisinde trigliserit 160'a düştü, kolesterolü 248'den 110'a düştü, şekeri 190'dan 110'a düştü. Bütün değerleri normal 4 hafta içerisinde. Güzel. İsteyen herkes, hatta mesela iksiri kullandıktan sonra kişi doktoruna gitsin diyelim ki, kireçli su geçtiğinde su borusu eski metal boruları nasıl ki tıkıyorsa yanlış beslenme iksir. Her insanda ortalama 100 bin kilometre uzunluğunda damar var. Damarları aynı su borusuna benzetelim. Kireçli su geçtiğinde su borusu eski metal boruları nasıl ki tıkıyorsa yanlış beslenme ve spor yapmama gibi nedenlerden dolayı tıkanır damarlar. İksiri kullandığında 6 hafta kullansın, doktoruna gitsin. Görecek yani, belgeleyebiliriz. Gayet net istiyorsunuz. Evet. Almanya'da bir bayan Semiha Hanım iş yerine düşüp bayılmış. Doktorlar bunu hemen hastane kaldırmışlar. Beyin ana arterinde %85 tıkanma. Doktor demiş ki biz bunu ameliyat ederiz ama pıhtı beyne kaçarsa felç olur. Ömür boyu. Riziko, çok büyük tehlike. Ne olacak? İlaçla tedavi. İlaçla tedavi cevap vermeyince ben aradılar. Dedim ki kullanın. 6 hafta fazla değil. 4 hafta içerisinde %85'ten %15'e düştü. 4 haftada. Hemen hemen tamamen açıldı yani. 4 hafta. Beyin ana arteri. Harika. Ameliyat olduğu zaman beyne pıhtı kaçıyor, felç oluyor. Burada Ahmet Bey diye birisini ameliyat etmişler. Yanlışlıkla adamcağızı. Beyne pıhtı kaçmış, felç olmuş. Birkaç aktar ve herbalistin diyen kişi tedavi ederiz demişler. İlaç göndermişler. Milyonlarca para harcamışlar. Hatta oğlu arabasını satmış babasını tedavi için.
10.000 euro vermiş bir herbaliste. İsmi önemli. Of. 10.000 euro.